Merhaba herkese. Bu videoda Unordered Map sınıfından bahsedeceğiz. Unordered Set'ten farklı olarak arkadaşlar, verileri konteyner içerisinde çiftler halinde saklıyorduk. Key value yani anahtar değer çiftleri şeklinde saklamak durumundaydık. Hemen ilk uygulamamızdan başlayalım. Zaten yabancı olduğumuz bir konu sayılmaz mapler. Unordered Map'te pek çok açıdan maplere benzeyecek arkadaşlar. Şablon türümüz double way karakter olarak belirtmişiz burada. Pek çok işlem için, konteyner üzerinde pek çok işlem için arkadaşlar anahtar verisini yani ilk veriyi göz önünde bulunduracağız. Pek çok işlemi anahtar referansıyla yapmış olacağız arkadaşlar. Bakın burada iki tane düğümü ilk tanımladığımız satırda eklemişiz zaten. Ardından da köşeli parantez operatörleriyle verilerimizi eklemişiz. Burada veri tekrarı arkadaşlar keyler için söz konusu değil. Bakın iki kere 2.2 verisini eklemeye kalkmışız ama bunların ikisinin aynı anda konteyner içerisinde saklanması mümkün değil. Ama value'larımız yani değerlerimiz tekrar edebilir arkadaşlar. Bakın iki tane A değeri var burada. A'ların sorunsuzca saklanabildiğini göreceğiz. Hemen çalıştıralım. Bakın A'lar tekrar edebiliyor. İki tane A var ama 2.2 key'nin tekrar etmesi gibi bir durum söz konusu değil arkadaşlar. Burada hangi 2.2 eklenmiş? En son eklediğimiz T değeri 2.2 anahtarı konteynerimizde saklanmış oluyor arkadaşlar. Daha önceki videodan hatırlayacaksınız. Bizim hash ve equal to adında iki tanımlamamız daha vardı burada. Biz tanımlamasak bile onların varsayılan halleri burada yer alıyordu. Yani biz her ne kadar yazmamış olsak da şu ifadeler yazılmış gibi davranıyordu konteynerimiz. Yani az önceki satırla bu satır arasında hiçbir fark yok arkadaşlar. Varsayılan hash, varsayılan equal to nesnelerimizi tanımlamış olduk. Bir de bizim hasher nesnemiz vardı. Hasher nesnemizde neydi? Konteyner içerisinde verinin, anahtarın daha doğrusu arkadaşlar hash edilmesini sağlayan nesne. Bu verilerin hash değerlerine ulaşmak için kullanacağımız bir nesneydi. Konteynerimizle uyumlu bir tür olmak zorunda. İşte unordered map, double char, hasher türünde ve hash function isimli fonksiyondan biz bu hasher nesnesini elde edebiliyorduk. Verilerin hash değerini de biz görüntüleyelim döngü içerisinde. Bakın anahtarımız i.first, value'muz i.second ve hash değerimiz arkadaşlar. Hash değeri belirlenirken anahtar göz önünde bulunduruluyor. Yani first, düğümün first verisine göre hash ediliyor. Hemen bunu çalıştıralım. Bakın 3 anahtarının hash'i, 2.2 anahtarının hash'i, işte 2.8'in hash verilerini burada görüntüleyebiliyoruz arkadaşlar. Yine bir önceki videodan hatırlayacaksınız. Bizler kendi hash ve kendi equal to fonksiyonlarımızı, nesnelerimizi oluşturabiliyorduk. Struct yapı şeklinde bu verileri tanımlayabiliyorduk. Bakın yeni equal to, yeni hash. Burada farklı olarak arkadaşlar equal to yapımız içerisinde farklı bir uygulama yaptık biz. Dedik ki verilerin tam kısımlarını al. Bakın burada integer'a dönüştürmüşüz. Dolayısıyla double bir sayının tam kısmını alıyoruz. Eğer tam kısımları eşitse bu sayıları eşit varsayıyoruz. Örneğin 1.1 ile 1.9 verileri eşit kabul ediliyor. Çünkü tam kısımları aynı. 1 ya da 2.2 ve 2.8 verileri eşit kabul ediliyor bu equal to fonksiyonuna göre. Hash fonksiyonumuz ne yapıyormuş arkadaşlar? Hash fonksiyonumuz da yine verimizin, double verimizin tam kısımlarının karesini alıyormuş. Tam kısmının, anahtarın tam kısmının karesini alıyor imiş. Tabi burada main fonksiyonumuzda da yapmamız gereken güncellemeler var. Ne olacak burada arkadaşlar? Varsayılan hash ve equal to değil, bizim kendi tanımladığımız hash ve equal to nesnelerini burada belirtmemiz gerekiyor. Dolayısıyla şu hasher nesnemiz de değişecek arkadaşlar. Hasher nesnemizin türü de ne olacak? Bizim tanımladığımız yeni hash türünde olmak durumunda. Bakın konteynerimizin şu andaki halini ekranda görüntüleyelim. Bakın 1.1 anahtarımız, A value'muz, hash'imiz 1. Neden 1? 1.1'in tam kısmı arkadaşlar 1. 1'in de karesi yine 1 olduğu için bu hash değerine ulaştık. 3 A 9. Neden 9? 3'ün karesi 9. 2.2 T 4. Neden 4? 2'nin karesi 4. Çünkü burada verilerin azaldığını görüyoruz. Bizim 5 tane düğümümüz vardı ama burada 3'e indi. Neden arkadaşlar? Bizim yazdığımız equal to fonksiyonundan ötürü. Biz double sayıların tam kısımlarına baktık. Tam kısımları eşitse eşit kabul ettik. Dolayısıyla burada
1.1 ile 1.9 eşit kabul ediliyor. Benzer şekilde 2.2 ile de 2.8 eşit kabul edildiği için container'ımıza ikinci kez eklenmiyor. Çünkü veri tekrarı söz konusu değil arkadaşlar. Bu şekilde dilediğimizce verilerin kıyaslanmasını sağlayabiliriz. Yine daha önceki uygulamalardan tanıdığımız bir sınıfımız vardı bizim, nokta. Noktanın x, y, z değerleri ve bunları geri döndüren fonksiyonlar ve bir tane de basit bir kurucumuz vardı. Kendi tanımladığımız türden nesneleri unordered associative container'larda saklayabilmek için arkadaşlar bu veri türüyle, yani nokta veri türüyle alakalı hash ve equal to yapılarını da bizim tanımlamamız gerekiyordu. Hemen onları da oluşturalım. Bakın equal to nokta dedik ismine ve hash nokta dedik. Equal to nokta ne yapıyor? İki tane noktanın eşit olup olmadığını kontrol ediyor. İki tane noktanın eşit olması demek hem x hem y hem de z değerlerinin birbirine eşit olması demek. Aksi halde false değeri döndürsün diyoruz. Hash yapısına da arkadaşlar çok basit olması adına noktanın x, y ve z değerlerini toplayıp hash değeri olarak oluşturmuş oluyoruz. Şimdi artık biz bu nokta türünde verileri barındırabilen bir konteyner tanımlayabiliriz. Main içerisinde hemen oluşturalım konteynerimizi. Unordered map diyoruz. Bakın key'imiz yani anahtarımız nokta arkadaşlar. Value'umuz yani değerimiz ise char bu noktada. Hash'imiz hash nokta, bizim tanımladığımız hash nokta equal to nokta. Bakın birinci düğüm 1.1 karakter var. İkinci düğüm 1.1 karakter var. Benzer şekilde köşeli parantez operatörünü kullanarak noktayı belirtiyoruz ve atama için eşittir operatörünü yazıyoruz ve karakter atıyoruz. 4 tane düğümümüz var şu anda konteyner içerisinde. Hasher nesnemizi oluşturuyoruz. Yani hash edilen, hash edilmesini sağlayan nesneyi alıyoruz burada. Hash function isimli fonksiyon aracılığıyla. Burada bize ne dönecek arkadaşlar? Bizim tanımladığımız hash nokta türünde bir nesne döndürecek. Döngü içerisinde ne yapıyoruz? Her bir düğüm içerisindeki x, y ve z değerlerini okuyoruz. Ardından karakter, value'umuz, değerimiz olan karakteri okuyoruz. Bir de arkadaşlar hash değerini okuyoruz. Neyin hash'i bu? Noktanın hash'i. Çünkü bizim key'imiz nokta. Dolayısıyla onun hash halini okumuş oluyoruz. Hemen derleyelim uygulamamızı. Bakın 4 tane düğümümüz geldi. 3.0.0 D karakter 3. Neden 3? Şurada x, y, z'yi topladığımız zaman 3. Şu örneğe baktığımız zaman 1.0.1 B 2. Neden 2? 1 artı 1 2 çünkü. Üstteki noktada arkadaşlar aynı hash değerine sahip, dikkat. Aynı hash değerine sahip. Aynı hash değerine sahip olabilir veriler, farklı veriler aynı hash değerine ya da aynı bucket içerisinde yer alabilir arkadaşlar. Bu noktada herhangi bir sorun yok. Gelelim bucket. Bucket neydi arkadaşlar? Konteyner içerisinde hash edilmiş verilerin saklandığı yuvalar gider. Yani verileri hash edildikten sonra hangi bucket içerisinde, hangi indeksteki bucket içerisinde yer alacağını belirleyen ya da bizim hangi bucket içerisinde yer aldığını görüntülememizi sağlayan yapılar. Bunun için kullandığımız fonksiyon bucket arkadaşlar. Bucket fonksiyonu. Bucket fonksiyonuna biz parametre gönderiyoruz. Parametre olarak yine anahtarımızı gönderiyoruz tabii ki. Dolayısıyla pair'ın first verisini bucket içerisine parametre olarak geçiriyoruz. Uygulamamızı çalıştıralım. Bakın ilk düğümümüz CCC düğümüymüş arkadaşlar. 0 numaralı bucket'ta. BB düğümümüz 3 numaralı bucket'ta. Diğer düğümlerimiz arkadaşlar 4 numaralı bucket'ta olduğunu görüyoruz. Burada 1 ve 2 numaralı bucket'ların boş olduğunu görüyoruz. Peki hangi bucket'ta kaç tane eleman var? Biz onları da görüntüleyebiliyor idik. Bunun için de kullandığımız fonksiyon bucket size arkadaşlar. Bucket size fonksiyona parametre veriyoruz. Ne demek bu parametre? Şu satırı göz önünde bulundurduğumuzda 0 numaralı bucket'ın eleman sayısı kaçtır? 1 numaralı bucket'ın eleman sayısı kaçtır şeklinde fonksiyonu kullanabiliyor. Çalıştıralım hemen. Bakın verilerimiz görüntülendi. 0 numaralı bucket'ta bir eleman var. O da hangisi arkadaşlar? Şu CC düğümü. Bakın bir tane eleman var.
1 numaralı bakıtta ve 2 numaralı bakıtta hiç eleman yok. Bakın 1 ve 2 numaralı bakıtı göremiyoruz zaten. 3 numaralı bakıtta bir tane eleman var. O da BB düğümü. Ve son olarak 4 numaralı bakıtta arkadaşlar 2 tane eleman var. 4 numaralı bakıtta DD ve AA düğümleri bulunduğunu görüyoruz zaten. 5 numaralı bakıtta, bakın şurada kodlara bakarsak, 5 numaralı bakıtın içeriğini görüntülemeye kalktığımızda bizim konteynerimiz içerisinde 5 numaralı bakıt olmadığı için segmentation fault uyarısını almış oluyoruz arkadaşlar. Bakıtlardan devam ediyoruz. Bucket count arkadaşlar. Konteynerin sahip olduğu bucket sayısı. Eleman sayısıyla eşit değil çoğu zaman ama eleman sayısıyla ilişkili arkadaşlar. Bakın konteynerimizde hiç eleman yok. Kaç tane bucket var görüntüleyelim. Bir eleman ekleyip görüntüleyelim. İkinci elemanı ekleyip görüntüleyelim. Bu şekilde 4 tane eleman ekleyelim ve her eleman eklediğimizde bucket count nasıl değişmiş onu görüntüleyelim. Bakın hiç eleman yokken 1 tane bucket'ımız var. 1 tane elemanımız varken 2 tane bucket, 2 tane elemanımız varken yine 2 tane bucket arkadaşlar, 3 tane elemanımız varken 5 tane bucket, 4 tane eleman varken de konteynerimizin sahip olduğu 5 tane bucket var imiş. Biz bunu kendimiz manipüle etmek istersek, kendimiz elle değiştirmek istersek arkadaşlar kullanacağımız 2 tane fonksiyon var. Bunlardan birisi reserve. Ben reserve 50 dersem konteynerimin bucket sayısı en az 50 olacak şekilde güncelleniyor. 50 olması şart değil. Yani en az 50 olacak şekilde 50, 51, 52, 53 olacak şekilde bucket sayımız güncellenecek arkadaşlar. Bakalım kaç olmuş? Bizimki 53 olmuş. Derleyici bucket sayısının 53 olması gerektiğine kanaat getirmiş ve bucket sayımız 53 olarak güncellendi. Yine benzer şekilde arkadaşlar bucketlarla alakalı olarak max bucket count. Maksimum bucket sayısı. Konteynerin sahip olabileceği en fazla bucket sayısını öğrenebiliyoruz. O da şöyle kocaman bir sayı imiş. Gelelim konteynerimize veri ekleme fonksiyonlarımız. Bu fonksiyonları diğer tüm konteynerlardan hatırlıyorsunuz zaten. Insert ve emplace arkadaşlar. İlk olarak bu uygulamada kullanacağımız kütüphaneyi ekliyorum. Vektörleri kullanacağız. Vektör kütüphanesini ekleyelim. Ardından uygulamamızın kodlarını şuraya yerleştireyim. Bir tane konteynerimiz var boş. İçerisinde hiç eleman yok. Köşeli parantez operatörü ile arkadaşlar ilk verimi ekliyorum. Köşeli paranteze k verisini yazıyorum. Atama operatörü ve value verisini ekliyorum. Integer 7 char x olacak şekilde. Insert ile arkadaşlar bir tane pair nesnesi gönderiyorum. Buradaki pair'den kastımız arkadaşlar int ve char içerecek şekilde bir pair'imiz var. Süslü parantezlere dikkat burada. Insert'ı kullanmanın bir diğer alternatifi arkadaşlar make pair. Açıkça pair nesnesi oluşturuyoruz ve ilgili verileri parametre olarak geçip insert ile veriyi ekliyoruz. Burada süslü parantezler vardı. Pair olduğu açıkça belli değildi ama derleyici bunun pair olduğunu anlayabiliyordu. Burada açıkça make pair fonksiyonu kullandık. Make pair fonksiyonu str içerisinde bulunan bir fonksiyon arkadaşlar. Burada bir tane vektörümüz var. Vektör içerisinde bakın 1, 2, 3 tane düğüm var. Bu 3 tane düğümün tamamını ben map, unordered map container'ıma eklemek istiyorum. Ne diyorum? M.insert diyorum arkadaşlar. Vektörün begin ve vektörün end iteratörlerini parametre olarak geçiyorum. Ne demek bu? Vektörün ilk ve son elemanları arasındaki bütün elemanları unordered map'e ekle diyorum. Yine insert'e çok benzeyen bir emplace fonksiyonu vardı arkadaşlar. Emplace diyorum. Bakın burada süslü parantez operatörü kullanmıyorum. Dikkat! İki tane parametre şeklinde, iki bağımsız parametre şeklinde pair'ın nesnelerini, first ve second verilerini ayrı ayrı geçiyorum. Integer char arkadaşlar. Ya da yine emplace'i farklı bir şekilde açıkça bir pair nesnesi oluşturarak kullanabiliriz. Pair in char diyoruz ve ilgili verileri gönderiyoruz. Emplace ile container ekliyoruz. Bir de bizim ipucumuz vardı arkadaşlar. Hem emplace'de hem de insert'te kullanabiliyorduk. Emplace hint diyoruz ipucu. Ne demek ipucu? Benim göndereceğim nesneyi benim işaret ettiğim yere ekleyebilirsin şeklinde derleyiciye bir ipucu veriyoruz. Ama bu ipucu yanlış olabilir. Biz yanlış bir ipucu verirsek derleyici bize inanmıyor. Doğru olan yeri, uygun olan yeri kendisi teşhis edip veriyi ekliyor idi. Aynısı insert'te de vardı arkadaşlar. Bir ipucu veriyoruz, ardından veriyi veriyoruz. Eğer verdiğimiz ipuçları doğruysa performans olumlu yönde etkilenecektir. Ama bu ipuçları yanlışsa da bir miktar yavaşlık söz konusu olacaktır arkadaşlar. Uygulamamızı çalıştırdığımızda bir döngü aracılığıyla konteynerdeki bütün verileri görüntülediğimizde arkadaşlar eklediğimiz verilerin konteynere sağlıklı bir şekilde
eklendiğini, orada saklandığını görmüş olduk. Gelelim çok kolay fonksiyonlar. Count, find. Count eleman sayısı arkadaşlar. Parametre olarak geçirdiğimiz elemandan kaç tane var onu döndürüyor. Find da konteyner içerisinde nerede yer alıyor onu gösteren, işaret eden bir iteratör döndürüyor idi. Bir tane another map'imiz var. Bakın double ve string şablon tiplerimiz. 5 tane veri eklemişiz. Ardından bakın 2.22'lerin sayısı. 2.22 kaç tane? 1 tane. Dolayısıyla ilk satırda bir sonucunu görüntüleyeceğiz. 2.25'lerin sayısı. 2.25 diye bir veri var mı? Hayır, yok. K'lere bakıyoruz haliyle arkadaşlar. 2.25 diye bir K olmadığı için burada da sıfır sonucunu görüntüleyeceğiz. Gelelim find fonksiyonuna. Aramak. 4.44'ü ben arıyorum. 4.44 var mı? Evet var. Dolayısıyla şu seçtiğim düğümü işaret eden bir iteratör elde edeceğiz ve değerini ekranda yazdıracağız. Bir de 2.25 K'ini ararsak arkadaşlar. 2.25 diye bir K olmadığı için burada geriye dönen iteratörün değerini yazdırmaya kalktığımızda yine segmentation fault uyarısını alacağız. Bakın bir tane 2.22 var, 0 tane 2.25 var. 4.44 düğümünü görüntülüyoruz ve 2.25 şeklinde bir düğüm olmadığı için, bir anahtar olmadığı için de segmentation fault uyarısını almış olduk. Gelelim iteratörlerimiz. Begin, end, cbegin, cend arkadaşlar. Cbegin ve cend'den ayrıca bahsetmeyeceğim çünkü begin ve end de tamamen aynı. Dolayısıyla const iteratörlerden ayrıca bahsetmeye gerek yok. Hemen konteynerimizi oluşturalım. Ekranda verilerini görüntüleyelim bakalım. Hangi sıralamayla saklanmış veriler görelim. Bakın 4, 3, 2, 11, 1 şeklinde sıralanmış. Burada en sağdaki sütun arkadaşlar bizim bucket'ımızı veriyor. Hangi bucket içerisinde yer aldığını görüyoruz. Dolayısıyla şu alttaki iki düğümün, 11 ve 1 düğümünün arkadaşlar bir numaralı bucket'ta yer aldığını görebiliyoruz. Az sonra bu bilgiyi kullanacağız çünkü. Gelelim begin fonksiyonuna. Begin fonksiyonu ne yapacak arkadaşlar? Parametre almadan kullanırsak begin fonksiyonunu biz, konteyner içerisindeki ilk düğümü bize geriye döndürecek. İlk düğümü işaret eden iteratörü döndürecek. Yanlış bir ifade kullanmayalım. İteratörümüzü tanımlıyoruz. Burada kısaca auto da yazabilirdik. m.begin diyoruz arkadaşlar. Bizim konteynerimizde m.begin kimi işaret edecek? Bakın şu düğümü, 4.44 düğümünü işaret eden bir iteratör elde etmiş olacağız. Değerlerini ekranda yazdıracağız. İteratörü bir adım artıracağız. İteratörü bir adım artırırsam ne olacağım ben? Ne olacak bu? Bakın 4'ten bir sonraki düğüme geçeceğiz. Dolayısıyla 3. 3 ve 33 verilerini içeren düğüme ulaşmış olacağız. Çalıştıralım. Gerçekten öyle mi oldu? Bakın begin 4. İteratörümüzü 1 ilerlettik. 3 düğümüne ulaşmış olduk arkadaşlar. Biz bir de arkadaşlar begin fonksiyonu parametre olarak kullanabiliyoruz. Yani bir parametre geçirebiliyoruz. Begin, bakın 1 demişiz burada. İteratörümüzün türü lokal iteratör bu arada. Dikkat, iteratörümüzün türü de değişti. Lokal alt çizgi iteratör türünde. Begin 1 dedik. Ne demek bu? 1 numaralı bucket içerisindeki ilk elemanı döndür demek. Bakın 1 numaralı bucket'ta kimler vardı bizim? 1 numaralı bucket'ın ilk elemanı 11 düğümü arkadaşlar. İkinci elemanı ise 1 düğümü. Dolayısıyla ben şurada begin 1 dediğim zaman bana kimi döndürecek arkadaşlar? 11 düğümünü döndürecek. 11 düğümünü döndürecek. Daha sonra ben bu iteratörü yine bir adım ilerletirsem bucket içerisinde ilerleyecek dolayısıyla. 11'den sonraki elemanda 1 düğüm olduğu için onun bilgilerini ben ekranda yazdırmış olacağım. Çalıştıralım hemen. Bakın 1 numaralı bucket içerisindeki ilk eleman, ilk düğüm 11111. İkinci düğüm ise arkadaşlar 1 ve 11 olacak şekilde ekranda görüntülenmiş oldu. End fonksiyonumuz da aynı arkadaşlar. Parametreli ve parametresiz olarak kullanabiliyoruz. Parametresiz olarak kullandığımız zaman ne oluyor? Container'ın sınırları dışındaki bir düğümü işaret ediyoruz arkadaşlar. Parametre şekilde kullanabilirsek de yine aynı şekilde arkadaşlar parametreyi veriyoruz. İlgili bucket içerisindeki son elemandan bir sonraki düğümü işaret etmiş oluyoruz. Bu noktada hep segmentation fault uyarısını alacağımız için somut bir örnek üzerinde yapalım istedim.
Daha önceki uygulamamızda olduğu üzere. Bakın iki tane döngümüz var. İlk döngümüz bucketlar arasında dolaşıyor. 0 numaralı bucket, 1 numaralı bucket, 2 numaralı bucket olacak şekilde bütün bucketları dolaşıyoruz. İkinci döngümüzde ise arkadaşlar bucketların içini dolaşıyoruz. İyi numaralı bucket'ın begininden başla, iyi numaralı bucket'ın endine kadar git demek bu. Dolayısıyla biz burada 11 ve 1 düğümlerini aynı bucket içerisinde olduğu için yan yana yazıldığını göreceğiz. Çalıştıralım uygulamamızı. Bakın bucket 0 içerisinde hiçbir düğüm yok. Bucket 1 içerisinde 11 ve 1 düğümleri var. Bucket 2 içerisinde 2,22. Bucket 3 içerisinde 3,33 şeklinde. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ne yapmış olduk? Hem iteratör hem de lokal iteratörü elde etmiş olduk. Begin end fonksiyonları aracılığıyla. Yine basit, daha basit fonksiyonlara gelelim arkadaşlar. Artık bunları çok iyi biliyoruz zaten. Size, max size, empty, clear fonksiyonları. Çalıştıralım uygulamamızı. Eleman sayımız 5. Konteynerin maksimum alabileceği eleman sayısı şu sayı. Empty, false. Temizledikten sonra tekrar empty fonksiyonunu çalıştığımızda true sonucunu görüntülemiş olduk. Gelelim erase fonksiyonuna. Erase, erase silmek arkadaşlar. Konteynerimiz içerisindeki verileri sileceğiz. Önce bir çalıştıralım. Konteyneri bir görüntüleyelim. Bakın konteynerimizin içeriği bu şekilde. Ben şimdi bir düğümünü silmek istiyorum. Yani şu en alt satırdaki düğümü silmek istiyorum arkadaşlar. Ne diyeceğim? Erase diyeceğim. Ve parametre olarak bir değerini geçeceğim arkadaşlar. Tekrar döngüyle bütün konteyneri göstereceğim. Bakalım. Bakın. Bir silindi. Bir düğümü silindikten sonra 4 tane düğüm kaldı konteynerimizde. Erase'i bir başka şekilde arkadaşlar kullanabiliriz. Bir aralık verebiliriz. İteratörler aracılığıyla başlangıç ve bitiş noktasını vererek birden fazla eleman silebiliriz. Burada ne demişiz? Find 4, find 11. 4 ile 11 arasındaki bütün elemanları sil. 4 ile 11 arasındaki bütün elemanlar 11 dahil olmayacağı için arkadaşlar şöyle 4, 3, 2 düğümlerin silindiğini göreceğiz. Çalıştıralım. Bakın son ifadeye baktığımızda 11 dışındaki bütün düğümlerin silinmiş olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Equal range. Equal range pek çok konteynerde da yine bahsettik arkadaşlar. Lower bound ve upper bound gibi iki tane fonksiyonu aynı anda çalıştırıp bize bir pair nesnesi döndürüyordu. Bu uygulamada biraz pair'lara boğulacağız. Bol miktarda pair'larla uğraşacağız. Evet, az önceki konteynerimiz. Ardından çalıştıralım isterseniz. Konteynerin içeriğini bir görelim. Ardından bir tane pair tanımlıyorum. Bu pair ne içerecek arkadaşlar? İki tane iteratör içerecek. Bizim konteynerimizde uyumlu iki tane iteratör içerecek. Equal range 3 diyorum arkadaşlar. Equal range 3 dediğim zaman bakıyorum. 3 dediğim zaman ne olacak? Lower bound'u şu düğümü işaret edecek. 3,33 düğümünü işaret edecek. Upper bound'u ise arkadaşlar 3'ten sonraki ilk düğüm olan 2,22 düğümünü işaret ediyor olacak arkadaşlar. Şimdi yine ben iki tane daha pair oluşturacağım arkadaşlar. İlk olarak 3.33'ü işaret eden, yani lower bound alt sınırı işaret eden bir pair oluşturuyorum. Bakın alt sınırı lower bound'ı işaret eden bir pair oluşturuyorum. İsmine lower dedim. Nereden alacağım ben bunu arkadaşlar? Yukarıda tanımladığım pair'ın first değerini alacağım ben. Dolayısıyla birinci key ve birinci value'yu buradan okuyacağım. Ne olacak? Birinci key'imiz 3, birinci value'muz da 33 olmuş olacak bu noktada. Ardından bir de üst sınırı alalım. Üst sınır içinde yeni bir pair oluşturacağım. Bakın ona da upper dedim. O da arkadaşlar bizim yukarıda tanımladığımız p nesnesinin second değerini okuyacağım. K2 value 2 olacak arkadaşlar. O da ne olacak? K2'miz 2, value 2'miz de 22 değerine sahip olmuş olacak. Bunları ekranda görüntüleyeceğiz. Bakın lower pair'ımızın k ve value'su ve upper pair'ımızın k ve value'sunu ekranda görüntülemiş olduk bu şekilde. Diğerleriyle tamamen aynı şekilde çalışıyor arkadaşlar. Gelelim rehash. Rehash tıpkı reserve fonksiyonunda olduğu gibi arkadaşlar bucket sayısını en az verdiğimiz parametre kadar olacak şekilde güncelliyor. Bakın bir tane konteynerimiz var.
bucket count'unu görüntüleyelim, kaç tane bucket varmış. Daha sonra 10 olarak güncelleyelim. Rehash'i en az 10 olacak şekilde bucket count'un değiştiğini görelim. Bakın 5 imiş. Başlangıçtaki bucket sayımız 5 imiş. Rehash edip 10 diyoruz. Ve bucket count'un 11 olarak güncellendiğini görüyoruz arkadaşlar. Gelelim yine bir diğer basit fonksiyonumuz arkadaşlar. KeyEQ container'ımız tarafından kullanılan anahtar denklik karşılaştırma yapısını döndürüyor. Ne yapıyor bu da arkadaşlar? İki tane parametre alıyor ve bunların eşit olup olmadığını döndürüyor. Container'ımız var string int. Dolayısıyla nesnemiz de iki tane string'e kıyaslayacak arkadaşlar. KeyEQ fonksiyonundan dönen nesnemiz iki tane string'i kıyaslayabilecek. Bu noktada bakın selam ve selam ifadeleri var. Birinin baş harfi büyük, diğerinin değil. Dolayısıyla buna farklı olmak durumunda. Çalıştırıyorum ve farklı mesajını görüntülemiş oldum. Çünkü sadece baş harfleri farklı olsa bile bu stringler birbirinden farklı olacak. Gelelim load factor. Neydi? Container'ın eleman sayısının bucket sayısına oranıdır arkadaşlar. Hemen hızlı bir şekilde geçelim istiyorum. Çok basit çünkü. Bakın hiç eleman yokken eleman sayısı, bucket sayısı ve load faktörünü görüntüleyelim. Bir eleman ekleyelim, ikinci eleman ekleyelim ve üçüncü eleman ekleyelim ve bunların nasıl değiştiğini görelim. Eleman sayısı 0, bucket 1, load faktör 0. Bakın size 1, bucket 2, load faktör 0.5. Bu şekilde arkadaşlar eleman sayısı ve bucket count eşit dolayısıyla 1. Daha sonra eleman sayısı 3, bucket sayısı 5. Load faktörümüz de 0.6 olarak güncellenmiş, değişmiş oldu. Gelelim max load faktör nedir? Container'ın load faktör değerini alabileceği maksimum değer arkadaşlar. Varsayılan olarak tabii ki 1'dir. Evet, load faktörümüz 0.8 ama maksimum load faktörümüz 1 arkadaşlar. Biz maksimum load faktörünü değiştirebiliriz. Ben yine bir önceki videoda olduğu gibi 1 yerine 1.5 olarak güncellemek istiyorum. Bakın load faktörümüz değişmiyor burada, dikkat. Bakın 0.8 yine 0.8 ama maksimum load faktörümüz 1.5 olarak güncellenmiş oldu arkadaşlar. Gelelim eşit eşit operatörü. Direkt container'ları kıyaslayabiliyoruz. İki tane unordered map'in eşit olup olmadığını kıyaslayabiliyoruz arkadaşlar. Ne yaptık? Burada 4 tane container'ımız var. M ile M1, M2, M3'ü kıyaslayacağız arkadaşlar. M ve M1'in eşit olduğunu görüyoruz. Her ne kadar biz verileri farklı sırada eklesek de bakın A, B, C şeklinde tamamen aynı düğümler. Sıraları farklı olsa bile konteynerde aynı şekilde dizilecek bunlar. M2 ve M3'ün farklı olduğunu görüyoruz. Çalıştıralım. Evet. M ve M1 aynıdır. Diğerleri farklıdır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada eşit eşittir operatörünü nasıl kullandık? Direkt konteynerları kıyaslamak amacıyla kullanmış olduk arkadaşlar. Bir de bunun tersi vardı. Bakın konteynerlara hiç dokunmadan şöyle yapıyorum. Ünlem eşittir. Yani eşit değil midir? Bunlar birbirinden farklı mıdır? Onu kıyaslıyoruz. Onu soruluyoruz. Tamamen aynı sonucu ulaşacağız. Yine M ve M1 aynıdır. Diğerleri farklıdır arkadaşlar. M ve M1 farklıysa farklıdır yaz, değilse aynıdır yaz şeklinde bir sorgulama var. Alttaki satırlarda tamamen benzer şekilde çalışıyor. Gelelim eşit operatörü, eşittir operatörü. Eşittir operatörü ne yapıyor arkadaşlar? Bir konteyner içerisindeki verilerin diğerine kopyalanmasını sağlıyor. Bakın M1 adında bir tane konteynerimiz var. İçerisinde 3 tane eleman var. M2 diye bir konteynerimiz var. İçi boş. Ne yapıyoruz? M2 eşittir M1 diyerek M1'deki 3 tane düğümün kopyalanarak M2'ye atanmasını sağlıyoruz. Ve son olarak da arkadaşlar swap fonksiyonumuz. Yine 2 tane konteynerimiz var. Birisinde sesli harfler, diğerinde sessiz harfler var. Swap yapıyoruz. M1.swap, M2 diyoruz. Ve verilerin yani düğümlerin değiş tokuş ettiğini burada görüyoruz. Artık bunların çıktısını çalıştırmıyorum. Diğer konteynerlarda hepsini yapmıştık zaten. Tekrardan bunları çalıştırmıyorum arkadaşlar. Dilerseniz siz bir döngü aracılığıyla bütün verileri kontrol edebilirsiniz. Bitirelim artık isterseniz. Unordered map konusunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda arkadaşlar unordered multimap'ten bahsediyor olacağız. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.